Çocuk Hakları Bildirgesi'ne göre çocuklar en iyi gelişmeyi aile ortamında, sevgi, şefkat, anlayış ortamında sağlayabiliyorlar. Savaş deyince de o ortamın olması mümkün değil. İşte bu haftanın konusu savaş ve çocuk hakları. Öyle netameli bir konu ki yine. Kimi zaman ucuz işçi oluyorlar. Kimi zaman öfkeyle karşı karşıya kalıyorlar, saldırılara maruz kalıyorlar. Kimi zaman çocuk asker yapılıyorlar. Kimi zaman da zaten bu programda örneklerini göreceğiz birazdan, öldürülüyorlar. Maalesef kayıtsız, kuyutsuz, vatansız 2 milyon çocuktan söz ediyoruz ülkemizde sadece. Dolayısıyla yapılması gereken, yani gereken diye başladığımız, öncelikle o çocuk hakları bildirgesinde Birleşmiş Milletler'in güvence altına aldığı tanımlamaya uygun hareket etmeye, dünyayı harekete geçirmek. Sadece ülkemizi değil. İşte böylesi ağır bir program var bugün yine karşınızda. 1960'larda Türkler Almanya'ya gittiğinde bir Alman yazar çok çarpıcı bir cümle söylemişti. Biz iş gücü çağırdık ama insanlar geldi. Türkiye'de Suriye'deki savaştan, Irak'taki savaştan, Afganistan'da Taliban zulmünden birçok insan geldi. Bu insanların arasında 2 milyon çocuk, birçok çocuğun yaşadığı sorunları daha katmerli bir şekilde yaşıyor. Çünkü çok daha kırılgan durumdalar. Ve bu çocukları topluma kazandırmak için elimizde iki tane araç var. Eğitim ve sosyal uyum. Bu eğitim ve sosyal uyumu bugün çok değerli bir uzman eşine konuşup olası çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Savaşların elbette öncelikli sonucu öldürücü etkisi. Hayatta kalanlar içinse bambaşka bir savaş var. Hayatta kalma savaşı. Biraz önce açılışta saydığımız gibi türlü etkileri var çünkü savaşın. En iyi ihtimalle göç yollarına düşüyorlar. Ki bu programda ilerleyen dakikalarda o göçün tanıklarından bir gazeteci meslektaşımız Hale Gönültaş'la uzman görüşü olarak alıp da ne yapacağımızı, ne yapılması gerektiğini konuşacağız. Ama her zamanki gibi Menekşe, ben yine haberlerden bahsedeyim. Hepimizin içini yakan bir görüntü, örneğin Aylan Bebek vardı, Suriyeli bir çocuğun Akdeniz'deki, Akdeniz'de yaşamını yitirenleri temsilen hatırladığımız. Çok sayıda çocuk tabii bu göç yollarında, yani savaş kendi ülkelerinden, kendi yurtlarından, evlerinden, aileleriyle beraber kaçmak zorunda kalmaları sonucunda nihayetinde yaşamlarını yitirdiğini biliyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde olan bir olayla başlayalım. Bu sadece Suriyeliler ya da Türkiye'dekiler için geçerli değil. Örneğin Gazze'ye bakalım. Savaş ve çocuk hakları dediğimizde. İlk haberimiz Gazze'den. İsrail saldırısı sonucunda Nusayrat mülteci kampına bir saldırı oldu geçen hafta. Örneğin 7'si çocuk. 12 Filistinli öldürüldü burada. İnanılmaz haberler geliyor tabii 7 Ekim'den bu yana. 12.300 çocuğun öldürüldüğü kayıtlara geçti. Ben yine haberlerden yararlanarak bulduğum bilgi bu. Gazze'den bir fotoğraf daha gelecek. Bakın bu çocuklar da evcilik oynamaları gerekirken birbirlerine yemek yediriyorlar. Çok dramatik bir görüntü. Büyük travma. Çok büyük, çok üzücü. Afganistan'dan bir fotoğraf alalım ekrana. Bunu da unutamadık. Gerçi Suriye sınırında, Türkiye'nin Suriye sınırında da bu tarz fotoğraflar çok çıkmıştı ama oradaki Taliban'la çatışma sırasında bir çocuk
ailesinden bu şekilde ailesi tarafından Amerikan askerlerine verilmeye çalışılmıştı ki sonra o çocuğun ailesiyle buluştuğu haberleri neyse ki gündeme geldi. Hepsi o kadar şanslı değildi muhakkak. İkinci bir haber alalım ekrana. Türkiye'deki boyutu yansıtmak açısından. Türkiye'de çoğu Afgan ve Suriyeli 6-8 milyon insan olduğu belirtiliyor, sığınmacı olduğu ki muhalefet partileri bunun 15 milyon olduğunu da iddia edebiliyorlar. Kaçak girişler var çünkü tam olarak kayıt altında olmayanlar var. Tabii bu arada IŞİD'liler de elini kolunu sallayarak girip çıkıyorlar. Irak, Şam, İslam Devleti diye ifade edilen terör örgütü. Türkiye'de çeşitli olaylarda da onların izi parmağı bulunuyor. Ki bu da işin tehlikenin boyutunu yansıtması açısından önemli. Ben tekrar Türkiye'de doğanlara habere döneyim. Diyanet'te gördüğüm haberi ki veriler çok taze değil ama 2 milyon çocuk sığınmacı olduğunu biliyoruz. 2 milyon çocuk sığınmacı Türkiye'de yaşıyor ama 750 bini Türkiye'de doğdu en az. Bu 2022'deki veri, Diyanet'in haberi. Göç İdaresi'nin verilerinden yararlanarak edindiğim bilgileri de paylaşayım. %41'i Türkiye'deki sığınmacıların, kayıtlı sığınmacıların %41'i 15 yaş altında. Önemli bir oran. Çocuk nüfusun çok yoğun olduğunu bize gösteriyor. Göç İdaresi'nin verisi yine hani çok sağlıklı bulunmayabilir. Çünkü kayıtsızlar da var diye ifade ettim. Onu grafikte görüyorsunuz. 3 milyon 300 bin görünüyor ama bunun çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Tam olarak da ifade etmek mümkün değil tabii. Gaziantep gazetesinden ki Türkiye sınırındaki illerde demografik yapının bozulduğu Kilis, Gaziantep gibi illerde Suriyeli nüfusunun çok olduğunu biliyoruz. Telgraf.net diye bir gazetede örneğin yakın zamanda geçen ay çıkmış bir haber bu. Baba sınır dışı edilmiş, anne kaçmış, 4 çocuk ortada kalmış gibi çok sayıda çocuğu ilgilendiren bir sorun silsilesi karşımızda. Son olarak işin bir başka boyutunu yansıtalım. Yine Hale'den söz ettim, Hale Gönültaş'tan. Onun da çok yoğun çalıştığı bir alan Irak'ta Ezidiler. Sığınmacı mağduriyetinin bir başka yüzünü bize anlatıyor. Çünkü soykırıma adeta uğradılar 2014'te ve kaçmak zorunda kaldılar. Şanslı olanlar diyelim, soykırımdan söz ediyoruz. Çoğu öldürüldü çünkü. 10 bine yakın Ezidi kadın ve çocuk maalesef esir edildi. Esir diyorum, Hale örneğin, Hale Gönültaş bunu meslektaşımız ortaya çıkardı ki internetten satışı vardı. Şimdi bu haberde bize Hale'den daha ayrıntı bilgi alırız ama internette satılan bir çocukla ilgili Türkiye'de, ülkemizde bir süreci anlatıyor. O kadar skandallar silsilesi var ki orada. Sadece internetten satış söz konusu olmamış, bir dava açılıyor sonuçta insan ticareti üzerinden. Ve o dava sırasında, yani bu soruşturmalar ve dava süreci sırasında şunu görüyoruz. Bakanlık yurtta kalan çocuğu IŞİD'li aileye yatılı olarak geri gönderebilmiş. Sonra o aileyle ilgili, satış yapan aileyle ilgili tahliye edildiler vesaire. Bir sürü problemli konu var burada. Şimdi IŞİD'in esir aldığı Ezidili kadın 10 yıl sonra, bir başka haber de ekrana gelsin. 10 yıl sonra örneğin Avrupa'da, yine Suriye'de yaşanmış bir olay bu. SDG'nin IŞİD kamplarına yaptığı saldırı sonucunda Ezidili kadın 10 yıl sonra IŞİD'in elinden kurtarılmış diye bir haber dikkati geliyor. Tabii Türkiye'de değil sadece problemler, onu anlatmak istiyorum. Hollanda'da örneğin bir kampta sığınma merkezlerinde yaşayan 360 çocuk bir yılda kayboldu diye dikkati çeken bir başka veri daha var. Bu veriyi de paylaşmış olayım. Şimdi Menekşe, konu o kadar geniş ki biz yine tabii her şeyini bütüncül bakarak değerlendirmeye çalışacağız ama bu program özellikle Türkiye'de bu sığınmacı mağduriyeti yaşayan bir ülke olduğu için aynı zamanda Türkiye özelinde ağırlıklı olacak diye düşünüyorum. Sen bu soruna nereden bakarak çalışmaya başladın? Ben en çok bunu merak ettim. O kadar kapsamlı bir konu ki çünkü bu. Hem bütün dünyayı etkileyen bir savaş gerçeği ve çocuk hak ihlalleri var. Hem de Türkiye'yi etkileyen var. Türkiye'den mi başladın çalışmaya örneğin? Sen hani analitik olarak ne düşündün? Ben gazeteci olarak nereden başladım anlatayım. Sanırım 5-6 yıl önceydi. Ankara Altındağ'daki Alfarah Merkezi. Alfarah Aile ve Çocuk Destek Merkezi var. Bu UNICEF destekli Avrupa Birliği finansmanı ve Sığınmacılar Göçmenler Derneği'nin de yürütücülüğünü yaptığı bir proje. Hala devam ediyor ve Türkiye'nin her yerinde var. Alfarah mutluluk demek. Ben de 23 Nisan yaklaşıyordu. Oraya gittim ve çocuklara mikrofon uzattım. Senin için mutluluk nedir dedim. Yanında Arapça bir tercüman vardı.
Bir çocuk mutluluk benim için pizza yemek dedi. Ay. Benim mültecilerle ilgili en yoğun çalışmaya başladığım o yanıtım üzerine oldu. Çünkü hem gazeteci olarak duygularımı saklamaya çalışıyorum, hem insanız sonuçta, hem karşımda ciddi bir mutlu olmak isteyen ve savaştan kaçan bir birey var. O çocuğun hayatını biraz incelemeye çalıştım. İşte babasıyla, annesiyle savaştan kaçmışlar. Babası ortopedik engelliydi. Bu çocuğun da kas sisteminde bir sorunlar vardı. Abdullah diye yanlış hatırlamıyorsam. İşte Abdullah okula başlamış. Tam o dönemde Avrupa Birliği Fonu'na yeni gelmişti. Okulda müdür o kadar ilgilenmiş ki onunla dersini alt kata taşımış. Çünkü Abdullah kucakta geliyor veya tekerlekli sandalye geliyor. Ve ilk pizzasını, ilk dilim pizzasını Türkiye'deymiş. Hani birçoğumuz için pizza bazen bir mutluluk veya bir ayrıntıdır hayatımızda. Bu çocuğun hayatını orta yerine gelmiş. Sonra Alfarah Merkezi'nde neler yapılıyor diye tümden gelime gittim aslında. Alfarah Merkezi'nde sabahın 8'in 9'un çocuklar geliyorlar. Amaç travma sonrası stres bozukluğunun müzik, resim, ebru sanatı, tiyatro, jimnastik, sinema, piyano, kemanla şan dersleriyle aşılması çocuklardı. 0-18 yaş arasında alıyorlar. Bir mülteci koroları var. Serdar Ener'de konser verdiler. İşte her sabah çocuklar süt merkezi diyorlar oraya. Çünkü her sabah jimnastik yapıp orada süt ve kurabiye yiyorlar. Böyle güzel bir sosyal uyum projesini gördükten sonra ben ne yapabilirim deyip gazeteci olarak Türkiye'lik daha farklı sosyal uyum ve eğitim projelerine, insan öykülerine yönelmeye başladım. Oradan bir ilgim başladı konuya. Bir yandan çocuk hakları alanındaki çalışmalarım da bunu besledi. Ve şu sonuca vardım. Türkiye'deki 2 milyon mültecinin birçoğu geri dönmeyecek. Yani dünyada daha önceki örneklere baktığımızda zaten dönmüyorlar. Çocuklar değil mi? Sonuçta burada yaşamaya alışıyorlar. Birçoğu da zaten Türkiye'de doğdu. Yani 700 bine yakına Türkiye'de doğdu zaten. Evet, benim verdiğim rakam 750 bini aşkındı. Evet. Hatta 2023 sonunda güzel bilimsel makale okumuştum. Boğaziçi Üniversitesi Hacettepe ve ODTÜ'den 3 tane çok değerli araştırmacı. 8 yaş altında Türkiye'ye gelen çocukların uyum sorununun çözüldüğünü okullarda ortaya çıkarmışlar bilimsel olarak. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla burada doğan veya 8 yaş altında buraya gelen çocukların topluma kazandırılması nispeten daha kolay. Böyle Alfarah Merkezi gibi, o Abdullah'ın müdürü gibi eğitimcilerle beraber bu çocukların kayıp nesil olmasını önlüyorsunuz. Çok önemli. Hemen aklıma şu soru geldi Menekşe. Benim yine gördüğüm verilerden birisi, çok sağlıklı veriler yok bu alanda, ama gördüğüm verilerden birisi 10 çocuktan 6'sı okula gitmiyor. Şimdi o kadar önemli bir örnek verdin ki, okula gidenler, bu merkezlerde rehabilitasyona tabi, uyuma tabi tutulan çocuklar sonuçta o yaşadıkları travmanın etkisinden kurtulabiliyorlar. Ne kadar önemli. Ama gidemeyenler ne olacak? Senin edindiğin hani boyut olarak karşılaştıralım, işte kimine göre 15, kimine göre 6 milyon sığınmacı var bu ülkede. O sığınmacıların kaçta kaçı çocukların böylesi oran olarak hani bir şeyle karşılaştın mı? Ben Suriye'nin mülteciler özelinde 771 bin civarında anaokuldan liseye kadar okula kayıtlı olanlar var. Ama burada açık lise diye bir ucu açık bir formül olduğu için çocuk açık liseye kaydolup İşte mesleğinler yük asansörünün altında kalan bir Suriye çocuk vardı. O hale gelebiliyor. Yani okula da gitmiyor bazıları. Menekşe, mülteci çocukların çalışma hayatındaki varlıklarında yaşamlarını yitirdiğini de herhalde vurgulamamız lazım. Evet, İş Sağlığı Güvenliği Meclisi'nin son verilerine göre kayıtlı olarak bildiğimiz 79 mülteci ölmüş 2013-2023 arasında. Bir de şunu biliyoruz. Türkiye'de mülteci çocuklar 15 yaş altı daha çok çalışıyorlar. Yoğunluk o yaş aralığında. Dolayısıyla ölümler de o yaş aralığında ne yazık ki daha da artmış. Okula gitmeyen 432 bin. Bununla ilgili çok güzel bir araştırma 15 Şubat'ta yayınlandı. Orada çok değerli, yanılmıyorsam 4 Türk araştırmacı Cambridge Üniversitesi yayınlarından çıkarmış. Bu çocukların okula gitmesinde Avrupa Birliği'nin yardımları çok önemli. Ayrıca bu yardımlar sayesinde çocukların bodurluğu da önleniyor. Yani okula gittikçe, beslendikçe, Avrupa Birliği yardımına geldikçe bu çocuklar o hem sağlık hem eğitim hakkında aynı anda yararlanıyorlar. Ancak okula gitmeyenler kız çocukları ev işlerinde annene işçisi oluyorlar. Erkek çocuklar da
işte atölyelerde ucuz iş gücün daha da ucuz oluyorlar. Çünkü Türk çocuk işçiyle Suriye çocuk işçinin arasında bir hiyerarşi var. Ne yazık ki bu emek sömürüsü piyasasında. Bunların emek okulda tutulması için çok değerli projeler başlatıldı. Avrupa Birliği'nin bir PİKES projesi var. O projede dil engelini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Okullarda özellikle sınır bölgesindeki okullarda Türkçe eğitime destek sunuyor. Birçok STK AB'den aldığı projeler çocukların okul ödevlerinin yapılmasında Türk abiler ablaların desteğiyle bir kardeşlik dayanışma ortamı yaratıyorlar. Çünkü bu çocuklarda bir çarpan etkisi var. Hem dil engeli var, hem yoksulluk var, hem işçilik var. Hem ailede muhtemelen baba çalışmıyor. O yüzden babanın yerine geçen bir emek gücü var. Birçok çarpan etkisi o çocuğu sana eğitim dışına itiyor. Eğitim dışına ittikçe de işte dilenci şebekede bu çocukları buluyor. Veya işte dark web dediğimiz organize suçlarda bulunuyor internette. Dolayısıyla böyle bir çocukların kaybolmaması için eğitime sosyal uyum çok önemli. Eğitim deyince unutmayayım akran zorbalığı. Birkaç yıl önce Kanada'da 9 yaşındaki çocuk Suriye'de akran zorbalığına uğruyor uzunca bir süre. Sen çok çirkinsin, sen neye gitsen seni sevmeyecekler deyip birçok çocuk buna zorbalık yapıyor. Okul değiştiriyor, değiştiriyor okula da devam ediyor bu ve okul değiştirdikten 2 hafta sonra çocuk ölüyor. İntihar ediyor çünkü. Dolayısıyla bu akran zorbalığı çok ciddi bir şey. Bununla ilgili çok daha fazla sivil toplumun çalışması lazım. Çünkü birçok Türk çocuk da ne yazık ki evde gördüğü yabancı düşmanlığını okulda üretmeye eğilimli. Çünkü gördüğü o, duyduğu o. Önyargılar geliştiriyor. Önyargılar o. Birçok çocuğun tanıklığını okudum. Mesela bir şey oluyor, Türk çocuk ona itiyor, düşürüyor veya başına darbe geliyor. Aman polise söylemeyeyim, polis onu haklı bulur diyor. Dolayısıyla bu hani kendi dil engeli var, Suriyeli olma gibi bir dezavantaj duyuyor. Ondan dolayı hakkını da arayamıyor. Kendini ifade etmekte zorlanıyor zaten. Aynı şey kız çocukların cinsel istismarında da oluyor. Aslında Menekşe şunu fark ettik ki ben bu program sırasında fark ettim ki Türkiye'de çocuk haklarıyla ilgili ne kadar problemli alan varsa ülkemizdeki sığınmacı çocuklarınki kat be kat fazla. Sadece Suriyeli çocuklarda değil, Iraklı çocuklara karşı örneğin en son yaşadığımız olay bir CHP'li adayın gönderirim ben bunları memleketlerine gibi sözleriydi. Tepkiler karşısında özür dileme açıklaması yaptı ama üzücü bir görüntüydü. Yani bu çocuklar çok travmatik şeyler yaşıyorlar. Onların yaşadığı erken evlilik, ucuz iş gücü olmak, istismara maruz kalmak ve söylediğim iletişim sıkıntıları çok büyük. Burada bir parantez açmak istiyorum aynı zamanda. Suç ve sığınmacılar arasında önyargı dedik ya, bir doğrusal bağlantı olmadığını tespit ettim. Çeşitli makaleler okuduğumda. Ama Türkiye'de bir Suriyeli barometreden söz ediliyor. Bir ölçüm yapılıyor, anket yapılıyor. Ve o ankete göre Suriyelilerin, ülkemizdeki Suriyelilerin suça karışma oranı değil, suça karışma kanaati yüksek. Yani Suriyelilerin ülkemizde çok suça karıştığı kanaati var. Oysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemin 2021 yılında 3,5 milyon Suriyeli, sadece 50 bin Suriyelinin suça karıştığını söylemişti. Resmi olarak bunu kayıtlara geçirmek istiyorum ben de. Dolayısıyla sığınmacıların bir de Independent'da bir haber gördüm. Oradaki araştırma da şeyi gösteriyor. Sığınmacıların suç işledikleri kişiler, suça maruz bıraktıkları, yani mağdur ettikleri kişiler de sığınmacı. Çünkü onlar zaten işte ya kaçaklar ya zor koşullarda yaşıyorlar, savunmasızlar. Dolayısıyla onlar daha çok suça mağdur oluyorlar suç nedeniyle. Şimdi böyle bir paradoks da var burada. Senin tespit ettiğin bu suça karışmayla ilgili ya da bu önyargıları besleyen verilerle ilgili neler var? Sosyal uyum var. Birçok araştırmaya da baktım. Mesela Suriyeliler Barometresi'nden birçok izleyicinin ince ince okumasını çok öneririm. Murat Erdoğan çok değerli bir profesör. Uzun yıllardır Suriyeli çocuklar üzerine çalışıyor. Suriyeliler Barometresi birkaç yıl aralıklarla Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yapılan bir araştırma. Orada bu dediğin konuyu sosyal mesafe üzerinden ölçüyorlar. Yani aramızdaki sosyal mesafe ne kadar artarsa birbirimizi suçlamamız, düşmanlaştırmamız, günah keçisi yapmamız o kadar artıyor. İnsanlar çocuklarının Suriyeli biriyle arkadaşlık yapmasını istemiyorlar. Bu %50'lere yaklaşmış durumda bu oran.
Bu Suriyeler Barometresi'nin en son rakamlarında %52'ye varmıştı. Çocuğuyla başka Suriyeli çocuğun aynı okula gitmesini istemeyen biri. Dolayısıyla toplumda bu kanayan bir yara ve çocukları da aktarıyor. Dolayısıyla bu suça eğilimde, başkasının suç işlemeye yatkın olduğuna dair algı da ülkedeki genel mülteci karşıtı bu seçim dönemlerinde de beslenen işte Altındağ'da gördüğümüz o infiallere dönüşüyor. Sivil itaatsizlik yaşandı. 2021 yılında Suriyeliler tahliye edildi, dükkanları taşlandı vesaire, o olayı hatırlatıyorsun. Burada senin sözlerin şunu gösteriyor bize, birazdan haliye de döneceğiz, hali gönül taşla çözüm arayışını sergileyeceğiz. Sadece ülkemizde yaşayan sığınmacıların uyumu değil, o sığınmacılarla beraber yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının uyumu da ve onlarla iletişimi de bu kampanyalarla, çeşitli kampanyalarla, projelerle farklılaştırılmak zorunda. Onu anlıyorum ben. Evet, yani Avrupa Birliği'nin son projeleri çok güzel. Hani sosyal uyumu besleyecek şekilde. Çünkü yayın da başına söyleyeyim, o Max Frisch'in Türk göçmenler konusundaki cümlesi beni hala çok etkiler. Biz iş gücü bekliyoruz, insan geldi. Biz bu insanları tüm travmalarıyla beraber iyileştirmemiz gerekiyor. Yoksa toplumda dayanışma, güven, kamu güvenliği açısından hem büyük bir yer olacak, hem de ileride bizim çocuğumuz, yeğenimiz onlarla aynı otobüse binecekler. Aynı marketten alışveriş yapacaklar. Dolayısıyla aynı sosyal ekosistemi paylaşacakları için o yatırımı bugünden yapmamız lazım o çocukların. Yani çocuklar geleceğimiz değil, bugünümüz, ama bugün de güçlendirmek lazım. Suriyeliler ve Türkler de, çünkü eğitime geri dönersek anayasanın 10. maddesi herkes yasalar karşısında eşittir. Dolayısıyla eğitimden sosyal uyuma kadar bu eşitliği sağlamak hepimizin boynunun borcu ve hepimizin de burada bir sorumluluğu var. Muhakkak, muhakkak. Haliyle söyleşiye geçelim mi? Çok iyi olur. Hale Gönültaş bizimle birlikte sığınmacıların mağduriyetlerini, daha doğrusu o göç yollarında yaşadıkları ve sonra kaldıkları ülke olan, mesela Türkiye örneğinde olduğu gibi, yaşadıkları sıkıntıları çok dikkat çekici bir şekilde ortaya koyan, örneklerle ortaya koyan bir isim, bir gazeteci. Hem tanıklık ediyorsun Hale Gönültaş, hem de bize gerçekten bizi şok eden skandal haberler yansıtıyorsun. En sonuncusu örneğin IŞİD'in haberin, bu haberi biz programın başında bahsettik. İnternette ezi dili bir çocuğu, esir alınmış bir kişiyi satışa çıkardığına dair haberdi ki Türkiye'deki skandallar zincirini sayende öğrenmiş olduk. Bundan dolayı da, yaptığın haberlerden dolayı da, sonuçta IŞİD'in tehditlerine de maruz kalan bir insansın. Buna rağmen gazeteciliği sürdürmen de çok kıymetli, bu haberleri yapman da bize çok kıymetli. Öncelikle hani biz ikimiz de merak ettik, Menekşe ile ben, engellemelerle karşılaşıyor musun? Örneğin Dark Web'deki o takibinle ilgili daha başka haberleri yaparken bir takım sıkıntılar yaşıyor musun? Hani artık göz önünde oldum bu konuda çünkü. Bir onu merak ettik de onunla başlayalım istedik. Evet, oluyor. Ama öncelikle ben programınız için tebrik ediyorum. Çok çok önemli bir yayın yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz çocuk hakları ve kadın hakları konusunda. İlgiyle takip ediyorum ve herkesin de izlemesini tavsiye ediyorum. Çok çok ihtiyaç olan bir alandı. Tam da yerini bulan bir program oldu. Tekrar tebrik ediyorum ve davetiniz için de teşekkürler. Hemen sorunu yanıtlayayım. Evet, çok fazla görünür kılmıyorum bu hani kadın ve çocukların önüne geçmemek için. Lakin evet, oluyor, engellemeler oluyor, işte ifadeler, davalar, maalesef bunlar sürüyor. Bunlarla mücadele etmeye çalışıyorum avukat arkadaşlarla birlikte. Ama bir yandan da evet, gazetecilik yapmaya devam ediyorum. Ve hani biz özellikle hani kadın gazetecilerin bu dirayetle ve sizler de tabii gazetecilik yapmada çaba göstermesi bizim için çok kıymetli. Benim, yani özellikle benim için, yani sizlerden de destek alıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Yaşım, ömrüm el verdiği sürece. Yani bir yurttaş olarak da teşekkürlerimle diyeyim ben burada.
Hepimiz işimizi yapıyoruz sonuçta bir yandan, ama olsun, bu önemli bir dirayet aynı zamanda. Haluk Ünlütaş, şimdi çok önemli tanıklığın da var tabii haberlerinin yanı sıra göç yollarında. Bir kere Türkiye sığınmacı kabul etmiş bir ülke olarak, o göç yolunda bir ülke olarak böyle hazırlıksız da yakalandı. İşte 2011'den bu yana Suriye, ondan önce işte Irak, aralarda Afganistan, kaçak yollarla da çok sayıda göçmen geldi bu ülkeye. Şimdi karşılaştığın, bizim program başından bu yana sorun tespiti yaparken ortaya koyduğumuz şey uyum. Ama seninle istersen göç yollarından başlatalım. İlla ki orada yapılacaklar vardır. Bir kere savaşın çıktığı ortamda yersiz yursuz insanlar oluyor ve bunlar göç yollarında çok inanılmaz insanlık dışı, utanç verici şeyler yaşıyorlar tabii doğal olarak. Bunlarla ilgili yapılabilir ne olabilir diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in mesela seçimle ilgili gözlemcileri var. Orada da muhakkak ki gözlemciler var, ama hani uluslararası bir ağ oluşturulabilir mi? Benim kafam ilk etapta bunu merak etti. Ne söyleyebilirsin? Mesela Çözüm UNICEF nedir? var mı? UNICEF'i hani görebildin mi sahada sen? Yani o göç yollarında. Yani çözümü düşündüğünde, böyle bir şeyle karşılaşıldığında ilk yapılması gereken nedir düşündüğünde bize neler söyleyebilirsin? Maalesef şimdi hani benim çalıştığım ülkelerde hani savaşın çatışmaların yeni çıktığı anlarda hani örneğin Suriye, Irak, yani olayın en taze anı, işte ülkede iç çatışmalar başlamış ve ülkeye girmek zor, ülkeden çıkmak zor, orada hareket etmek, yani bir mahalleden bir mahalleye geçmek oldukça riskli can güvenliği açısından. Dolayısıyla orada bir kaos ve karmaşa oluyor çatışmalı ortamlarda bir ülkede savaş başladığında. Ve hemen ilk anda insani yardım örgütlerinin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermesi pek de mümkün olmuyor. Pek de tanıklık etmedim buna. Fakat aradan bir, çünkü hani mekansal olarak ulaşmaları da kolay olmuyor. Çünkü özellikle hani Orta Doğu ülkelerinde bir takım merkezleri var, ama hani insani yardım adı altında faaliyet göstermeleri uzunca bir süre alıyor. Hani göç yoluna çıktığımızda ben hani Suriye'den Türkiye'ye göçü takip ettim. Suriye İç Savaşı'ndan sonra iki kez bu göç rotasını takip ettim. Fakat Kızılağaç'tan ve bölgedeki yerel Birleşmiş Milletler yetkililerine karşılaştım. Onların bölgede çalışmalarına tanıklık ettim. Lakin hani çok sayıda değiller. Hani tek tük söyleyebilirim. Yani mülteciler bu anlamda yalnızlar ve hem kadınlar, özellikle çocuklar, tüm mülteciler çok ciddi bir riskle karşı karşıyalar. Yani göç yolu beraberinde çok fazla riski taşıyan bir güzergah. Velhasıl Rusya-Ukrayna savaşından çok farklı bir durum. Orada mesela çok fazla gözlemci vardı Batı'dan. Hani belki göçler arasında bir hiyerarşi var Batı'nın perspektifinde. Evet. Peki bir de riskler dedin ya Hale Gönültaş. O risklerin içerisinde mesela organize suç örgütlerine çok atıfta bulunuluyor. IŞİD'in esir alması gibi, insanları pazarlaması, insan ticareti yapması gibi. Bunun engellenmesi için de uluslararası bir mekanizma işlemiyor diye görüyorum. Haksız mıyım? Şimdi tanıklıklarımla da şunu söyleyebilirim. Göç yolunda kadın ve çocukları bekleyen en önemli tehlike cinsel saldırı, cinsel istismar. Şunu belirtmek lazım. Bu tip savaş bölgelerine uluslararası, bunu yine tanıklığımla söylüyorum, hani gerçekliklere dayanarak uluslararası suç örgütleri, özellikle organ ticareti yapan, ki bunlar terör yapılanmaları da oluyor. Sadece organ ticareti üzerinden, insan ticareti üzerinden para kazanan suç örgütleri de çok rahatlıkla ülkeye girebiliyorlar. Ülkeye girdikten sonra bu göç yolculuğunda bu insanların arasına katılıyorlar. Ve siz de
zannediyorsunuz ki mülteci. Fakat yani çok uzun süren bir yolculuk oluyor bu göç yolculuğu. Bu sırada bir de hani çok geniş ve dağınık bir alan. Travmatize olmuş kadınlar, travmatize olmuş çocuklar, kocalarını kaybetmişler, yakınlarını kaybetmişler. Ve bu şartlar altında aç, susuz ve yaz ayları bu yolculuğu sürdürmeye çalışıyorlar. Zaman zaman ara veriliyor. İşte bu ara zamanlarında örneğin kadınların çocuklarına çok çok sahip çıkması gerekiyor. Çünkü işte bir uyuduğu anda çocuk ben yardım edeyim vesaire derken çocuk ortadan kaybolabiliyor. Ayrıca kadınlar işte hani temel ihtiyaçlarını, öz bakımlarını gidermek için daha uzak bir hani göç yolundan biraz daha ayrılıp ya da geride kaldıklarında cinsel istismarla karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu inanın hani Türkiye sınırına ulaşana kadar devam ediyor. Türkiye sınırını geçtikten sonra da bambaşka sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar tabii ki ve hep şunu söylüyorum, savaşın dezavantajlı grupları kadın ve çocuklar maalesef ta kendi ülkelerinde başlıyor, yaşadıkları göç yolunda devam ediyor, sınır geçtikten sonra da maalesef Türkiye'de de halen sorunları devam ediyor. Tam da benim merak ettiğim konuya geldik. En güncel veri 2017 verisi. O yüzden onu söylüyorum. O zamandan beri kamuya açık bir veri yok. Mülteci kız çocuklarının arasındaki istismar vakaları. Yani cinsel şiddet mağdurları 2017'de %736 arttı. Ve bunların %90'ı Suriyeliler. En çok da Hatay, Mersin, Antep'te. Muhtemelen şu anda yapılsa buna Urfa'da eklenecek. Çünkü Urfa'da çok fazla çocuk gelin var ve çok büyük bölümde Suriyeli. Bu konuyu Ezidiler ve diğer göçmenler olarak düşünürseniz ne besliyor bu cinsel istismardaki kayıtsızlığı? Bu kadar büyük bir travma yaşayan insanlara, çocuklara bir de öyle bir travma yaşatmak. Yani hesap verebilirlik mi yok? Hukuki bir İnsanlar sorun mu? dil engelinden dolayı kendini ifade mi edemiyorlar adli mercilere ve nasıl önlenebilir? Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Çünkü %736 artışın içinde %90 Suriyeli çok büyük bir rakam. Yani ben şahsen utandım. Evet, şimdi hani ben de tanıklıklarımla yine anlatıyorum. Hani çözüm önerisi olarak değil de şunu söyleyebilirim. Şimdi okullaşma oranı ilkokul düzeyinde Suriyeliler arasında fazla. Şimdi rakamlara boğmak istemiyorum. Suriyeli ve diğer işte Afgan, Irak uyruklu çocuklar arasında. Fakat özellikle ilkokulu bitirdikten sonra şimdi çok kalabalık aileler, çocuklarla ailelerle birebir görüşmeler yaptığınızda, mülakatta evden bir kız çocuğunun evlendirilmesini bir boğazın gitmesi olarak değerlendiriyorlar. Ve eğitime de öyle önem verilmiyor maalesef. Tabii bunda hani Türkiye'nin de sorumluluğu var elbette. Göç politikası ve uyum politikası odağında. Ailelerin de Suriyeli ailelerin de anlayışı var. Lakin burada Türkiye'li erkeklerle evlendiriliyorlar. Şimdi ben pek çok haber yaptım bu konuda. İşte merdivenin örneğin 14 yaşında ya da 13 yaşında kız çocuğu bedeni zaten kadın olmaya hazır değil. 35-40 yaşındaki ya da daha fazla daha büyük Türkiye'li erkeklerle imam nikahı adı altında beraber oluyorlar ve buna evlilik diyorlar. Şimdi çok küçük yerlerde de yaşanıyor. Ankara'nın ortasında mültecilerin yoğunlukta yaşadığı yerlerde de bu cinsel istismar demek doğru oluyor. Bu istismarlar yaşanıyor. Yani İşte 2017'den sonra elbette. çok arttı değil mi Hale Hanım? Bu mülteciler medeni hukuk çerçevesinde nikah kıyma yetkisi verildi. Oradan da herhalde Bir güç de alındı. pandemi Bir etkisi de oldu. pandemi. Evet, pandemi döneminde iyice arttı çünkü hani eve kapanmışlardı ve o dönemde evlilikler çok fazla arttı. Fakat temel sorunlardan biri şu, göçmen sağlık merkezleri, örneğin orada çalışan sosyal hizmetlerden bir görevli bir kız çocuğunun
evlendirildiğini, imam nikahı da altında istismar edildiğini en yakın karakola bildirmekle sorumlu. Bildirdiğinde karakoldan şu yanıtı alıyor: onların kültürleri. Şimdi beraber oldu, beraber olmaya zorlandığı şahıs Türkiye'li. Fakat bu durumda Türkiye'nin Türk Ceza Kanunu'nda çocuğun istismarına yönelik suçtan yargılanması gerekiyor bu çocukla beraber olan erkeğin. Fakat herhangi bir cezai yaptırımı yok. Zaten çocuklar bu dini nikahı altında birliktelikten sonra cinsellik yaşadıklarında bedenleri hazır olmadığı için çok ağır şeylerle karşı karşıya kalıyorlar, fakat devlet hastanelerine gitmiyorlar ya da götürülmüyorlar. Çünkü götürüldükleri takdirde herhangi bir sağlık görevlisinin beraber olduğu kişiyi sorgulaması durumunda bu erkek Türk Ceza Kanunu'nun yargılanabilir. Bu nedenle de korktukları için de Türkiye'li erkeklerin aileleri çocukları, bu Suriyeli gelinleri diyelim, hani çocuk gelinleri, sağlık hizmetlerinden de yararlandırmıyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Yani ben mesela küçük yerlere gittiğim zaman böyle birkaç sefer hani jandarmayla konuşma imkanım oldu. Yani küçücük yerde bir çocuğun kürtaj yapıldığını, Suriyeli bir çocuğun işte kendinden 15-20 yaş büyük adamla evlendirildiği, kürtaj yapıldığı, düğün yapılıyor. Sizin bunlardan haberiniz olmuyor mu? Olmaması mümkün mü? Elbette var. Bu imam nikahını oradaki, bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamlar da kıyabiliyor. Eğer imam kıymayı reddederse o cemaatin önde gelen isimlerinden biri bu çocuk gelinle Türkiye'li erkeğin imam nikahını kıyıyor. Kuaföre götürüyorlar. Örneğin kuaförlerin hani insani sorumluluk anlamında jandarmaya haber vermesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda önlem alması lazım. Ve küçük yerlerde, özellikle taşrada da işte jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin çok çok dikkatli olması gerekiyor. Kültür diye bakılmaması gerekiyor. Bu bir çocuk istismarıdır. Mülteci çocukların evlendirilmesi. Ama birçok davada düşmüş sanırım. Ben bilmiyordum Türk hukukun deyip işin içinden sıyrılıyorlar. Ben açık söylemek gerekirse bu davalar var mı, hani bunları toparlayayım diye çok çok peşine düştüm. Fakat ailelere para veriliyor. Yani bir kamu davası dahi açılmıyor. Mesele bu. Yani aslında burada çocuğun istismarı olduğu için devletin bir kamu davası açması gerekiyor. Türkiye'li kişiye, ailesi, mülteci çocuğun ailesi şikayetçi olmasa bile, ki hani onlar gönül rızasıyla çocuğun evliliğine izin veriyor, hani sözde evliliğine. Ama onlar da hani ekonomik olarak çok zordalar, çok fazla çocuk var ve evliliği tırnak içerisinde söylüyorum, bir çözüm yolu olarak görüyorlar. Çünkü hani birebir mülakatlardan biliyorum, çok ciddi paralar ödeniyor bu çocukların ailelerine. Ve işte diğer geride kalan çocukların bakımı üstleniyor vesaireye. Dolayısıyla da böyle bir şikayet mekanizması yok. Kamu davası açılmıyor. Dolayısıyla çocukları istismar eden Türkiye'li erkekler de hiçbir ceza almadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Hem ev işçisi oluyorlar hem istismara uğruyorlar. Yani bu Tabii, çok açık tabii. bir durum. Peki Türkiye'deki genel anlamda sığınmacı çocuklarla ilgili entegrasyon uyum çalışmalarına baktığında ne görüyorsun Hale Gönültaş? Hani orada yapılacaklar var mı? Eksikler çok mu? Maalesef var. Bir de şunu söyleyebilirim, özellikle son yıllarda yani siyasilere gerçekten çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Çünkü yani Türkiye'deki ekonomik krizi, olan biten her şey mültecilere bağlanıyor. Toplumda böyle bir algı yaratılıyor maalesef siyasetçilerin bu söylemleri. Ve toplumda da bu hani şiddete varan ırkçılıktan en çok kadınlar ve çocuklar, mülteci kadın ve çocuklar etkileniyor. Çünkü ebeveynler çocuklarını korktukları için okula göndermiyorlar. Yani ilkokul yaşındaki çağındaki çocukları da okula göndermiyorlar. Artı velilerin ırkçı söylemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Hani
Yani ben çok kısa bir süre önce bir Suriyeli bir anneyle söyleşi yaptığımda mesela çocukların erkek çocuklarını bile hani ulusta hani gezmeye gittiklerinde ki çok izin vermediklerini söylüyorlar. Birbirleriyle ana dillerinde konuşmamasını iki kardeşim konuşmamasını tembih etmiş. Aman başınıza herhangi bir şey gelebilir. Şimdi okul dışı kalan çocuklar çok fazla. Dediğim gibi en fazla ilkokulu bitiriyor çocuklar. İlkokuldan sonra işte elbette hani maddi ve manevi sebeplerle çocuklar okula gönderilmiyor maalesef. Bunda Türkiye'nin hani entegrasyon sorununun da ciddi sorun yaratıyor. Entegrasyon politikalarının olmaması. Çünkü okul dışı kalan çocuklar kız çocukları evlendiriliyor, erkek çocukları da çocuk işçi olarak çalışmaya devam ediyorlar aileye gelir getirmek için. Okula giden çocuklarsa şundan şikayetçi oluyorlar. Temel bir uyum yok Türkiyeli çocuklarla, mülteci çocuklar. Bir kere yani çocuklardan önce velilerin bir tepkisi var mülteci çocuklara. Hani yan yana durmalarından vesaire hani rahatsızlıklarını dile getiriyorlar ve zaten travmatize olmuş, mutsuz ülkesini, toprağını, evini kaybetmiş ve burada yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Bütün yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bütün bunlara rağmen bir de bu tip ırkçı söylemlerle karşılaşıyorlar. Ötekileştirme. Genelde şöyle şeylerle karşılaştım ben mesela. İşte Hı? onların suçu değil aslında bu. Ama yok bitliler. Onların suçu değil ama kızamık yaygınlaştı gibi. Hani Türkiye'de problem kalmamıştı deniyor. Şimdi ama onların suçu değil ki. Yani bu Türkiye'de bir eksik olduğunu, bir konuda eksik olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum, değil Evet, mi? sağlığa erişemiyor. Evet, şimdi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları o kadar kolay değil. Hani işte hani bir sürü işte yok mu Suriyeliler şu kadar para alıyor, aylık ödeme yapılıyor, işte sağlık hizmetinden yararlanıyor. Hayır, sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanamıyorlar. Öncelikle bir dil bariyerleri var. Artı şuna sahadan hani onlarca örnek verebilirim. Bir ekonomik olarak evlerinden çıkıp bir mültecinin hastaneye gitmesi, çocuklarını hastaneye götürmesi, toplu taşıma binmesi onlar için büyük bir meblağ. Ve bu meblağı hesaplayarak kolay kolay temel sağlık hizmetini almak üzere bir hastaneye gidemiyorlar. Gitmekten imtina ediyorlar. Daha önceden göçmen sağlık merkezleri vardı. Şimdi artık o bir Avrupa Birliği projesiydi, bir üniversiteyle birlikte başlatılan. Onlar artık yavaş yavaş etkinliğini yitirmeye başladı. Dolayısıyla çocukların sağlığa erişimleri zaten yok. Şimdi önceden işte hani Sağlık Bakanlığı sürekli açıklama yapıyordu. İşte her hastanede şu kadar tercümanımız var. Ben bunu bizzat giderek hastaneleri dolaşarak haberini yaptım ve orada da hani pek çok mülteci vardı gelen hani fiziksel rahatsızlıkları olan vesaire. Ama onlarla beklediğimde maalesef tercümanın örneğin haftada bir gün geldiğini öğrendim. Şimdi haftada bir gün gelen tercüman hani kaç mülteciye çeviri yapabilir ki muayeneler en fazla 5 dakika sürüyor. Dolayısıyla bu kadar zorun stresi çekmek istemiyorlardı. Hem de dediğim gibi maddi bir yönü de var işin. Dolayısıyla gitmiyorlar. Burada evlere ulaşmak gerekiyor. Birebir ailelerle ilgilenmek gerekiyor. Sivil toplum örgütleri sahada bunları yapmaya çalışıyor. Fakat sağlık hizmetleri konusunda hani devletin hani çok birebir spesifik bu sorunları çözmeye yönelik bir adımın olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Evet, eksikleri de görüyoruz böylece bir yandan. Sahip bu kadar iyi bilen bir uzman bulduk. Son soruyu da ben alayım istersen. Tabii. Şimdi bu Estağfurullah. zamana kadar 5 milyar euro Avrupa Birliği'nin verdiği fonlar Suriyeli mültecilere yönelik olarak Türkiye'ye. Peki sahadaki gözlemlerinize göre bu fonlar doğru projelerde kullanılıyor mu veya hangi alanlara daha çok yoğunlaştırılması lazım? Benim dışarıdan gözlemledim. Mesela akran zorbalığı konusunda çok fazla çalışılmıyor. Veya neler demin bahsettiğimiz sağlık hizmetleri neler daha yapılmalı ki bu projeler çok daha efektif kullanılsın?
Açık söylemek gerekirse bu rakamlar açıklandığında ben incelemeye çalıştım. Çok teknik, çok spesifikti ve benim anlayamadım, yani benim alanım da değildi. Umarım bunu başka gazeteci arkadaşlarım incelerler, bu fonların tam olarak nereye dağıtıldığını ve dağıtıldıktan sonra STK'ların bu fonlarla mültecilere hangi faaliyetlerde bulundukları ve hangi STK'lara bu fonların verildiği umarım araştırılır. Önce bunu söyleyeyim. Bu konuda çok derin bir araştırma yok. Sahada evet sivil toplum örgütleri var. Lakin hani birebir evlerin içerisine girmek, hani biz gazeteciler gibi hani kapılarına gidip mahallede dolaşıp, hani ben salgın döneminde de hani maskemi taktım vesaire, hani o açlığı ortaya sermek için mesela mülteci mahallelerinde dolaştım, ama o salgın döneminde ben o dönem yaptığım haberleri belki hatırlarsınız, çünkü yani çocuklara şekerli suyla besliyorlardı, açlık ve sefalet ve hastalık korkunç durumdaydı. Ama sahada bir tane sivil toplum örgütü yoktu. Bırakın sivil toplum örgütünü, Kızılay dahi yoktu. Ben o haberleri yaptıktan sonra işte iş adamları, işte sivil toplum örgütleri, işte oradaki aileleri, mülteci mahallelerine destekte bulunmaya başladılar. Fakat şöyle bir açıklama geldi. Örneğin salgın döneminde biz de kendi personelimizi korumak zorundayız. Evet, tamam, bu da anlaşılabilir bir şey. Fakat sivil toplum örgütlerinin arasında da bir entegrasyon yok. Ben bile bir haberi yaparken bir sivil toplum örgütünden işte bilgi almak istediğimde o bilgi ya da duruma net olarak ulaşamıyorum. Çok az örgüt, çok spesifik ve çok hani düzenli veri üreterek çalışabiliyor. Ya da sahada birebir çalışıyor. Burada önemli olan sahada çalışmak, sahada sorunları tespit edip birebir evlere giderek çözümleri getirmek. Maalesef Türkiye'de biraz bunun eksik olduğunu görüyorum. Eğitim anlamında da hani öğretmenlere örneğin hani mülteci eğitimine, yani mültecilerle, mülteci çocuklarla nasıl iletişim kurulur? Yani bu hizmet içi eğitimlerin arttırılması gerekiyor. Hani öğretmenler hani Türkiye'li çocuklarla elbette normal bir iletişim kurarken, hani Suriyeli çocuklarla hem dil bariyeri, çocukların daha önceden hani Türkçeyi öğrenememiş olmaları, doğru düz bir uyum sınıflarının olmaması, her okulda olmaması çocukları yabancılaştırıyor, ötekileştiriyor, travma olmuş çocukları okuldan iyice uzaklaştırıyor. Evet, Hale Gönültaş, çok teşekkür ederiz. Çok geniş kapsamlı bir konuyu öz bir şekilde aktarmaya çalıştık sayende. Tespitler önemli. Öneri olarak da biz de programımızda bir sonuç listesi yayınlayacağız. Çözüm için öneriler önemliydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Savaş ve savaş sonrasında ya da göçten sonra çocukların hak ihlallerine uğradığını tespit ettik. Sahadan Hale Gönültaş bize çok önemli analizler ve verilerle o eksikleri gördüğü eksikleri, dolayısıyla yapılması gerekenleri anlatmış oldu Menekşe. Şimdi her zaman olduğu gibi yine bir sonuç dizini çıkaralım, bir listeleyelim. Ben şuradan başlamak istedim. Bir kere dünyada çok işe yaradığı tartışılır olsa bile bir Birleşmiş Milletlerimiz var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in o çocuk hakları bildirgesini daha uygulanabilir hale getirmek lazım. Belki de söze buradan başlamak. O hak ihlallerine yaptırımlar uygulayacak bir mekanizmaya doğru evrilmek lazım, çabalamak lazım diye düşünüyorum bu konuda. Tabii burada savaşları durduracak, barış politikalarını önceleyecek bir şeye de ihtiyaç var. Mülteci olmamaları lazım. İnsanların yerlerinde, yurtlarında yaşayabilmesi için. Melekşi, bu ne kadar tuhaf bir şey. Suriye'de savaşı engellemek yerine savaşı beslemek üzere konumlandı devletler. Ve burada Ukrayna'da da aynı şey. Silahlarını eski sanayiyi yok edip yeni sanayi oluşturdular. Yani silahlanma yarışına giriştiler yeniden. Yani
İtirazımızın en temelde bir de burada çözüm için savaşı, silahsızlanmayı önceleyen, savaşı yok edip barışı önceleyen politikalara varmak gerekiyor. Bunu Kimse çünkü evini söylemek terk lazım. etmek istemez. Evet, yani sonuçta da neyi tespit ediyoruz biz? İklim mülteciliğinde de konuştuk. Göçle değil, göçmenle mücadele eden hale geliyorlar. Barikatlar koyuyorlar, işte sınırlarda insanlık dışı muameleler ki Avrupa medeniyetini gözümüzün önünde çökerten, yok eden uygulamalar görüyoruz. Avrupa medeniyeti diye altını çizmek istiyorum. Çok önemserdim yıllar önce. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aydın insanların bir araya gelip oluşturdukları bir bütünsel insanlığımızın, medeniyetimizin belki de övgüye değer bir boyutuydu bu. Yok edildi. Gazze'ye bakıyoruz. Herkes seyirci. Yok edildi. Bir kere Ukrayna'da mülteciler Ukrayna. mesela, ben bir yazı yazmıştım sarışın mavi gözlü mülteciler diye. Çünkü Ukrayna'da Avrupa Birliği ülkelerinden yetkililer çiçeklerle karşılamıştı mültecileri, trenlerden inen mültecileri. Hani Suriye'ye baktığımızda ne çiçek var? Bombardıman var orada. Evet, ve de Akdeniz'in sularına gömülen Evet. insanlar var maalesef bir yandan da. Evet, dolayısıyla yapılacak çok şey var. Mesela yine uluslararası gözlemcilerle beraber belki de çocuk hekimliğinin, öğretmenlerin, kurum içi, Türkiye'de değil sadece bütün dünyada meslek içi eğitime tabi olması lazım. Artık dünyada göçün çok yaygınlaşacağı düşünüldüğünde eğitimin hizmet içi hale, hizmet içi yeni eğitim alanlarının açılması gerekiyor belki de Sosyal uyum öğretmenlerin. odaklı, Uyum odaklı. zorbalıkla mücadele odaklı. Aynen. Yine tespit ettiğimiz bir başka şey, entegrasyon politikaları, bütünlükçü entegrasyon politikaları gerekiyor ki Türkiye'de bu hiç olmadı. Yani çok tartışılıyor. Ta başından bu yana 10 sene geçti, 10 seneden fazla. Hala aynı noktada tartışmalarımız sürüyor. Ve de bir konu daha var. Sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının daha fazla sahada olması ve bütün sivil toplum kuruluşları ki Avrupa Birliği fonları onlar üzerinden dağıldığına göre entegrasyon halinde olmaları ve daha fazla sahada çalışmaları gerekiyor. Benim tespit ettiğim gereklilikler bunlar. Sen neler ekleyeceksin? Nasıl toparlayalım bu yayını Ben çözüm eğitim odaklı? vurgusunu özellikle yapmak istiyorum. Çünkü şu anda toplumda mevcut olan yabancı düşmanlığı, ötekileştirme, her şeyin çözümü aslında eğitim. Çünkü bu çocuklar burada kalacaklar, o çocuklar mühendis de olacaklar, toplumun parçası olacaklar. O çocukları eğitmemiz lazım. O çocuğun babası Suriye'de lise eğitimi zorunlu değil diye veya karma eğitim var diye Türkiye'de onu göndermiyorsa STK'lar o babaları ikna edecekler. Dolayısıyla o çocuğun eğitim sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi rol modeller belirlenmesi lazım. Mesela Uçan Süpürge Derneği yıllar önce bir proje yaptı Avrupa Birliği fonuyla. Suriyeli çocuklara Türkiye'de eğitim almış Suriyeli kadınları rol model olarak gösterdiler. İşte kadınlar videolar çektiler, çocuklarla buluştular. O çocuklar eğitim aldığında o kadın gibi olabileceğini algıladılar. Yani evlilik bir alternatif değil. Dolayısıyla onu anladılar. Burada hep aklıma referans kitaplarımdan biridir Özcan Mutlu. Çok değerli bir Türkiye asıllı Almanya'da yaşayan bir siyasetçi. Almanya nasıl vatan olur diye çok değerli bir kitabı var. İşte Almanya'da bu işçi göçüyle beraber giden Türk ailenin çocukları, aralarında işte Biontech'in kurucuları da var. Çok değerli müzisyenler var, akademisyenler var, siyasetçiler var. Onların rol modeli olduğu ve kendi başarı ve başarısızlık öykülerini anlattıkları bir kitabı var. Çok fazla baskı yaptı. Mesela Almanya bir örnektir. Almanya'ya giden Türkler nasıl başardı? Türkiye'ye gelen Suriyelilere başarmamaları için bir şey yapıyoruz. Tam tersi bunu yapmamız lazım. Çünkü bizim aynı toplumu paylaştığımız paydaşlar olacaklar. Dolayısıyla bu rol modeller çok önemli. Bu çocuklar birçoğu işte 3 çocuktan biri travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar Türkiye'de Suriyeli mülteciler. Deprem yaşadılar, evleri tekrar yıkıldı bombardımandan sonra ikinci defa. Dolayısıyla bu travmatik yaşantıları daha da travmatik hale getirmeyecek şekilde özellikle seçim dönemlerine bu yabancı düşmanın en azından bizlerin, bizim seyircilerimizin körüklememesi lazım. Yalan haberler yaymamak lazım. Kadetliyim. Mezenformasyon, dezenformasyon hepsiyle mücadele etmek lazım. Burada biz de bu sürecin parçası olduğumuzda işte onlara her ay belli bir para veriliyor, işte Kızılay yardım yapıyor değil. Onu Avrupa Birliği fonlarından yapıyor. Bunları öğretmemiz lazım insanlara. Bu da toplumu bir arada tutan, zaten binlerce sorunumuz varken böyle bir sorunu da yoktan var etmeyen bir yaklaşım olacak. En korktuğum şeylerden birisi utanç verici bir şey yaşanması.
Ki zaman zaman o raddeye, altınlardan bahsettik, sivil itaatsizlik eylemi diye, o raddeye geçiliyor. Bakın insanların, yani ben de onundan çok korkarım. Tarihte yaşanmış öyle utançlar var ki silemiyorsun maalesef. Ve böyle insanın alnında, insanın yüreğinde, insanın aklından çıkmayan şeyler, böyle bir yola girilmemesi. O yüzden o öfkenin yok edilmesi gerekiyor bir kere toplumda. Maalesef ben hani son söz olarak şunu söyleyeyim Menekşe. Bölgemizde, ülkemizde, bölge ülkelerinde bir kaotik süreç olduğundan söz ediliyor. Yani gelecekte dijital değişimle beraber de o senin söylediğin öfkeyi yaratacak yalan haberler çok rahat yayılabiliyor. O kaotik sürecin kontrol edilebilir, kaosun önlenebilir hale gelebilmesi için de eğitim ve Sosyal uyum. sosyal uyum ve bu ülkede yaşayan yurttaşların da doğru bilgilenip doğru davranışları sergileyebilir olması gerekiyor o insanlara karşı. Beraber yaşıyoruz çünkü. Yani insanca muamele, şefkatle yaklaşım. Yoksa korkarım, gerçekten korkarım. Çünkü olası senaryolar var geleceğe yönelik olarak kaotik bir daha da kaotik bir ortama evrilebileceğine dair bölgenin, bölge ülkelerinin. Onun için bence işte herkesin bir bunu aklımızı başımıza alıp düşünüp beraber insanca yaşayabiliriz. Bu dünya hepimize yeter demek lazım. Benim sözüm budur. Ben ufak bir ev ödevi vermek istiyorum seyircilere. Mesela herkes vakti olursa kendi şehrindeki Alfara merkezine gitsin, o çocuklara bir dokunsun, o çocukları görsünler. Neler yapılıyor çocuklar için ve o çocuklar nasıl bir travma ile mücadele ediyorlar. Bazen ön yargı kırmanın en iyi yolu düşman görmeye, öteki görmeye insanla karşılaşmaktır. O sosyal mesafeyi daraltmamız lazım. O şekilde ancak bir veli sınıfında, çocuğun sınıfında Suriyeli istemiyorum demez artık. Evet, çocuğun çünkü bence zaten her çocuk eşittir. Çocuğun ocusu bucusu şucusu olmaz yani, çocuk çocuktur diyelim. Evet, Evet, çeşitlilik besler insanı. çeşitlilik besler, ayrıca da insanlığı da besler, renkler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu Yaşasın kadar diyelim. çocuklar, yaşasın barış diyelim. Yaşasın çocuklar, yaşasın Barış. barış.